Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım daha çalışıyorsunuzdur. Umarım mutlusunuzdur. Arkadaşlar, güne yeni bir haberle başlıyoruz. DGS başvuru tarihleri açıklandı. 9 Haziran'da başvurular başlıyor. 17 Haziran'a kadar devam ediyor. Sınav tarihinde herhangi bir değişiklik yok. Ortalama 3 ay gibi bir zamanınız var. Yani bundan sonra da sınav tarihinde herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyoruz. sevgili arkadaşlar, son 3 ay inanılmaz önemli bir maratondur gerçekten çok önemli. Bana göre son 3 ay düzenli ve sıkı bir şekilde ders çalışan bir öğrenci kazanır. Çünkü gerçekten son 3 ayda alacağınız her türlü bilgi sınava yansıtacaksınız. O bilgiler çok taze olacak bunu söyleyelim. Söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Bir de videolarda altında birçok sözelci arkadaşlarımız bana yorum atıyorlar. Hocam sözel için bir şey yapmıyorsunuz. Arkadaşlar zaten kanalın adı Gerçel Matematik. Gerçekten ben matematik için bunu kanalı açmıştım. Sadece DGS değil. TYT, AYT, ALES, KPSS her şey. Ama şunu fark ettim. Çok büyük yoğunluktasınız. Ve bundan sonra ben sözel içinde bir şeyler yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Hocam ben ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl çalışmalıyım? Arkadaşlar ne yapacağınızı bilemiyorsanız bile, o gün hiç ders çalışmıyorsanız bile lütfen yapacağınız şeyler şunlardır. Bir Her gün bir test sayı kesir problemleriyle ilgili mutlaka soru çözmenizi öneriyorum. 2. Her gün 5 soru ya da 10 soru sayısal mantık çözmenizi kesinlikle öneriyorum. 3. Sözelci arkadaşlarım her gün en az bir test paragraf çözmenizi öneriyorum. Çünkü sınavın yarısından fazlası paragraf zaten. Bunları lütfen yapın. Bakın son 3 ayda gerçekten sıkı ve düzenli bir şekilde çalışmanın yanında bir de bunu yaptığınızı düşünün. İnanılmaz netleriniz yükselecek. 3 günde bir artık deneme çözün arkadaşlar. Yani şimdilik 3 günde bir, 2 günde bir çözmeniz yeterli. Deneme analizlerinizi ihmal etmeyin. Deneme analizi ne demek? Hangi soruları yanlış yapıyorsanız o konu, o sorular hangi konularla alakalıysa tekrarlarınızı yapın bol bol. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi de ne yapacağım? Sayısal mantık için video çalışmalarına başlayacağım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Bu başvuru tarihi ve sınav tarihleri hepinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kazanırsınız arkadaşlar. Bu süreçte yine yanınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar.